Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın durumu gerçekten içler acısı. Maaşlarındaki yüzde %25'lik kesinti zaten zor durumda olan hayat şartlarını gerçekten içinden çıkılmaz bir hale getirmiş durumda. Peki emeklilerimiz gibi dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili Ankara'da neler oluyor? Dul ve yetim maaşlarına yapılacak olan zamla ilgili en son dakika gelişmeleri neler bunları da tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, emeklilerimizin almış oldukları emekli maaşı gerçekten içler acısı bir durumun göstergesi. Ülkemizdeki 13 milyon emeklinin emekli maaşı ortalaması maalesef 1550 lira civarında. Özellikle 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın durumu daha da kötü. Çünkü aylık bağlama oranları kısadı. ABO %28'e kadar düşmüş durumda. Onun için şu anda 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız 1300, 1350 lira, 1400 lira civarında emekli maaşı alıyorlar. Aylık bağlama oranı nedir? Kısaca onu anlatalım. Neden düşük emekli maaşı alıyorsunuz? Onu hep birlikte öğrenelim. Bakın, 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımıza aylık bağlama oranı %70'ti. Bunun anlamı şu. Vatandaşımız çalıştığı dönemde almış olduğu maaşın yetmişini bugün emekli maaşı olarak alıyor. 2000'den sonra yeni bir yasa çıktı ve bugüne kadar kademeli olarak bu aylık bağlama oranı yüzde %28 28'e kadar düşürüldü Eğer bir vatandaşımız 2000 lira maaş alıyorsa bugün şu anda 560 lira emekli maaşı alacaktır emekli olduğunda ya da emekli olduysa da 560 lira emekli maaşı alıyor demektir saygıdeğer izleyicilerimiz 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızın yüksek emekli maaşı almasının nedeni işte bu abo aylık bağlama oranı. İşte aynı prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen 2000'den sonra emekli olanlar maalesef 2000'den önce emekli olanlara göre daha düşük emekli maaşı alıyorlar. İşte bu maaş adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmanın adı intibak yasası çalışması. Eğer insani, vicdani, ahlaki bir intibak yasası çıktığı zaman şu anda 2000'den sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşına en az 2 kat zam gelecek demektir. 1500 lira alıyorsanız 3000 lira alacaksınız. 2000 lira alıyorsanız 4000 lira emekli maaşınız olacak demektir. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtiğimiz dönemlerde çeşitli kanun teklifleri geldi. Ancak milletin vekilleri bu kanun teklifine hayır dediler. Yani büyük bir kısmı hayır dedi. Seçim döneminde hatırlanan kapısı çalınan bu milletin vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda o turuncu koltuklar var ya, ceylan derisi, geyik derisi olan koltuklarda oturan bu insanlar maalesef hayır dediler. Emeklinin yıllarca çalışıp ödemiş olduğu sigorta priminin karşılığı bugün maalesef 1300-1500 lira. Hadi gel bu parayla geçin. Hadi sen bu parayla ay sonunu getir bakalım. Getirebilecek misin? Saygıdeğer izleyiciler, bakın. Sizinle bir fatura paylaşmak istiyorum. Elimde bir doğalgaz faturası var. Bakın. Bu doğalgaz faturası tam 450 lira. Kış ayları içerisindeyiz. Evet. Emekli maaşı 1300-1500 lira. Bu doğalgaz faturası hadi 450 lira değil de hadi size 300 lira olsun. Elektrik faturası da şu anda 150 liradan aşağıya neredeyse hiç kimseye gelmiyor. Etti sana 450 lira. 100 lira su faturası geldi. 550 lira. 50 lira cep telefonu faturası geldi. 600 lira. Hadi 1300-1500 lira maaş al. Bunun yarısı faturalara gitsin, geriye kalan kısmıyla da karnını doyurmaya çalış. 600-700 lirayla 30 gün. Hele bir de kirada oturuyorsa emeklinin, emeklinin ölmekten başka hiçbir şansı yok. Emekli nefes alan bir ölü demektir. Kusura bakmayın, gerçek bunlar. Onun için diyoruz ki intibak düzenlemesi artık emeklinin anasının sütü kadar helaldir. İntibak zam mı artık emekli için tek çare tek yol olmuştur. Bakın ülkemizdeki emeklilerimizin neredeyse yüzde sekseni bankalara borçlu gırtlağına kadar borcun içerisinde her ay maaşına elini süremeyen milyonlarca emeklimiz var. Kredi kartı kesiliyor, ek hesaptan para kullanmış mecburiyetten o kesiliyor, kredi taksiti kesiliyor. Yani öleceği güne kadar maalesef emeklimiz borç batağının içerisinden çıkamıyor. Onun için intibak zammının artık bu vatandaşımıza verilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili bir çalışma var. Ankara'dan gelen son dakika haberlerine göre çok yakında da bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonuna gelecek. Bakalım göreceğiz seçim döneminde emeklinin, işçinin, memurun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşımızın kapısını çalan o milletin vekilleri, senin, benim vekili, milletin vekili nasıl oy kullanacak? Hep birlikte göreceğiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza para yok. Emekliye para yok, işçiye para yok, asgari ücretliye para yok ama topçuya, popçuya, müteahhite para var. Evet. Bu ülkede yaşayan 13 milyon emekli, 5 milyon emeklilikte yaşa takılan vatandaşımızın yokluk adeta kaderi haline getirildi. Vatandaş maalesef mutfağındaki yangını bile söndüremiyor. Aç, susuz, kusura bakmayın. Hiç kimseye aç demek bizim haddimiz değil ama emeklinin durumu içler acısı. Bankaya borçlu, eşine, dostuna borçlu, insanlar çocuklarına el insanlarımız çocuklarına el açacak hale maalesef geldi. Zam dönemi geldi geçti. 60 lira, 70 lira emeklimize zam verildi. 100 lira zam verildi. Emekli hadi yüzünü gülsün bakalım nasıl gülecekse 100 lira zamla. Bir çocuğun eline bu parayı versen o bile beğenmez ki emekli ev geçindiriyor, evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıp, yazık, günah derler adama arkadaş. Bu ülkedeki emeklilerimiz maalesef bugüne kadar hiçbir şekilde birinci sınıf vatandaş muamelesi görmedi. Kusura bakmayın. 1200-1300 lira emekli maaşı alan bir vatandaş nasıl yaşayacak soruyorum size. Emeklinin mutfağında et yok artık. Tavuk lüks oldu. Emekli nerede çar çöp varsa pazarda akşam gidiyor onları topluyor. Geliyor evine karnını doyurmaya çalışıyor. 1300-1500 lirayla nasıl bir hayat yaşamasını bekliyoruz emeklimizin? Arkadaş... 30 gün boyunca biz sana bu parayı verelim. Gel sen 30 gün boyunca evinin bu parayla ihtiyaçlarını karşıla. Mümkün değil. Dul ve yetimler diyoruz değil mi? Bakın dul ve yetimlere bağlanan maaşlarda yüzde yirmi kesintiye gidiliyor. Kanun böyle diyor. Peki iyi güzel. E kardeşim sen zaten emekliye üç kuruş para veriyorsun. Dul ve yetime de bağlanan bu paranın yüzde yirmi kesiyorsun. Vatandaş örneğin yaşadığı dönemde iki bin lira emekli maaşı alırken vefat edince onun eşine ya da çocuklarına toplamda 1500 lira pay ediliyor paylaştırılıyor Biz de şunu söylüyoruz diyoruz ki gelin kardeşim bu yüzde 25 kesintiyi ortadan kaldıralım ki emekli hiç olmazsa dul ve yetim insanca bir nebze olsun yaşasın günde sizlerden binlerce soru ve yorum alıyoruz dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın durumu gerçekten çok ama çok kötü Gırtlağına kadar borcun içerisinde vatandaş, bankaya borcu, kredi kartı borcu, kredi... Yani şöyle söyleyeyim, kısaca başınızı ağrıtmak istemem. Dul ve yetimlerimizin %25'lik bu kesintisinin artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Yazık günah kardeşim. Sanki 10 bin lira maaş veriyoruz da bunun %25'ini 2500 lirasını kesiyoruz da 7500 liraya düşürüyoruz. Ya kardeşim verdiğin zaten 1200-1300 lira emekli maaşı. Nasıl geçinecek? 700 lira, 800 lira dul ve yetim maaşı alan vatandaşımız var. Biraz vicdanlı olmak gerekmiyor mu? Biraz Allah'tan korkmak gerekmiyor mu arkadaş? Bu sözüm bakın tüm siyasetçilere hiçbir parti ayrımı yapmıyorum. Ankara'da bizi dinleyen ne kadar siyasetçi varsa ellerini vicdanlarına, eğer varsa vicdanlarına koymalarını rica ediyorum. Vatandaş nasıl geçirecek kardeşim? nasıl geçinecek? Bu kadar düşük emekli maaşı alırken vatandaş bir de emeklilerin hırsızları var. Evet, emeklinin cebinde ellerini çekmeyen, ellerini ceplerinden, emeklinin cebinden çekmeyen hırsızlar var. Evet, emekli zaten üç kuruş maaş alıyor. Bir de bu parayı utanmadan, sıkılmadan çalan hırsızlar var kardeşim. Evet, emekli hırsızları diyorum ben bunlara. Kim bunlar? Kim? Bakın anlatıyorum, açıklıyorum. Şimdi Türkiye'nin en kalabalık derneklerinden bir tanesi var. İsim vermiyorum. Siz anlayacaksınız. Bakın, iyi dinle. Bunlar vatandaşa ucuz kömür, odun vereceğiz diye çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Türkiye'nin değişik noktalarında şubesi bulunan bu derneğe vatandaşı emekliyi üye yapıyorlar vatandaş da seviniyor diyor ki ucuza kömür alacağım işte odun alacağım bilmem ne alacağım diyor. İmzalamış olduğu bu kağıttan bir haber olan vatandaş emekli bu derneğe üye olmuş oluyor. Bu dernek her yıl emeklimizden 69 lira para alıyor. Emeklinin bundan haberi bile yok. Çünkü sosyal güvenlik kurumumuz bu derneğe vatandaşın yazılı izni var diye bu derneğe para aktarıyor. Peki bu derneğin kaç üyesi var? Söylüyorum arkadaşlar. 700 bin üye var. 700 bin üyeden yılda 69 lira toplamda ne yapar biliyor musunuz? Yılda 50 trilyon eski parayla yeni parayla da 50 milyon lira para yapan dernek dernek. İşte emeklinin hırsızı olan bu dernek emeklinin cebinden elini çıkarmayan bu dernek yılda 50 trilyon lira para alıyor. Peki siz ne iş yapıyorsunuz kardeşim? Emekliye hangi hizmeti veriyorsunuz? Bu dernek Ankara'da 5 katlı bir plazada hizmet veriyor. Bu derneğin çeşitli sahil kentlerimizde otelleri var. Bu derneğin başkanının neredeyse 250 metrekare, evet 250 metrekare odası var. Makam odası var. Emekli karnını doyuramıyor. Aç, yokluk içerisinde bankalara borçlu ama emeklinin derneği olduğunu iddia eden bu derneğin başkanı 250 metrekare odada. Sekreterler var, makam arabaları var, var, var. Bu derneğin şube başkanları 4-5 bin lira maaş alıyor. Derneğin başkanı 50 bin lira civarında bir maaş alıyor. Toplamda huzur hakkı diyorlar, bilmem ne toplantı hakkı diyorlar. Emeklinin, garibanın parasını çatır 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 yiyorlar. Evet, ismini vermediğim bu dernek emekliye sözde almış oldukları bu otellerde eğitim veriyormuş. Hakkını arama eğitimi. Evet. 50 trilyon para arkadaş. 50 trilyon. Ayda neredeyse 4-4,5 trilyon para geliyor. Bu derneğin kasasına giriyor. Ayıp, yazık, günah kardeşim. Bu garibanın, bu emeklinin cebinden elinizi çekin kardeşim. Çoğu vatandaşın bu dernekten haberi bile yok. Vatandaşı üye yapmışlar. Nasıl yaptıysalar düşünün Türk işi. Emeklinin hırsızları var. Emeklinin cebinden elini çekmeyen bu hırsızların derhal bu parayı, bu derneği vatandaşa vermesi, emekliye vermesi gerekiyor. Siz kimsiniz kardeşim? Kimsiniz? Garibanın tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz. Açıklayın mal varlığınızı, çocuklarınızın mal varlığını açıklayın bakalım. Neleriniz var? Bu parayı nereye kullanıyorsunuz? Otel almışlar. Bırakın kardeşim oteli. Emekli evinden çıkamıyor, otele mi gidiyor? Emeklinin cebinde 5 lira çay parası yok. Hırsızlık yapıyorsunuz. Bu derneğin adını vermiyorum. Siz kim olduğunu biliyorsunuz. Bugüne kadar emekli ile ilgili hangi adım attınız? Emekli 55-60 lira zam aldı. Çıkıp devlet yetkililerimize, hükümet yetkililerimize ne dediniz? Şakşak şak mı yaptınız? Yoksa vatandaşın bu maaşıyla geçinemeyeceğini mi söylediniz? Hangi beyanatınız var? Çıkın gösterin bana. 700 bin üyenizin olduğunu iddia ediyorsunuz. Ayıp be, yazık be vatandaşın, garibanın, emeklinin, işçinin parasını yiyorsunuz ve utanmıyor musunuz? Emekli için bugüne kadar hangi adım attınız? 50 trilyon parayı ne yapıyorsun kardeşim sen? 50 trilyon. Kaç yıldır bu derneğin başkanısın söyle bakalım. Hadi buyur. 50 trilyon para hangi dernek alıyor kardeşim? Hangi dernek 50 trilyon para alıyor? Devlet emekliye vermiyor parayı götürüyor bu derneğe veriyor. Ne 700 bin üyesi varmış. Ayıp be. 700 kişilik bile iş yapmıyorsunuz siz. 50 trilyondan bahsediyorum. Emeklinin 50 trilyonunu çalıyorsunuz. Emeklinin 50 trilyonunu yiyorsunuz. 50 trilyon, yılda 50 trilyon. Emekli ayağında ayakkabı yok, üzerinde gömlek yok. Bankalara borçlu, evine bir kilo et alamıyor. Siz utanmadan altınızda emeklinin parasıyla aldığınız makam arabalarıyla geziyorsunuz. Sekreterleriniz, onu buyuruz neyse işte bir şeyleriniz. Ayıp be. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok? Emekli kan ağlıyor. 50 lira aldığı zamla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Siz zevki sefa içerisinde bu milletin parasını yiyorsunuz. Ayıp be, ayıp. Sizin suçunuz yok kardeşim. Size yol verenlerin suçu var. Sizin suçunuz yok. Yani hırsız bile demek istemiyorum size ya. Ayıp be, ayıp. Gariban emekli bu soğuk günlerde battaniyenin altında günlerini geçiren vatandaş var. Evindeki doğalgazın kömürü yakamayan insanlar var. Siz makam arabaları üç tane, dört tane